Merhaba, bugün sizlere Ebeveyn Eğitim Programı kitabımızı tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kitabı yazma sebebimiz, yıllardır pek çok gelişimsel aksamalı çocuğun ebeveyniyle olan görüşmelerimizde o ebeveynin çocuklarına ulaşamadıklarını, sosyal iletişimsel becerilerini evde nasıl geliştireceklerine dair fikir sahibi olmadıklarını beyan edip ve bu konuda çaresizlik yaşadıklarını bizimle paylaşmalarıdır. Dolayısıyla bu kitapta yaptığımız basit önerilerle gelişimsel aksaması olan, otizmi olan, dil gelişim geriliği olan her çocuğun, her çocuğa ulaşma yolları ebeveyni tarafından ve günlük hayat içinde onların sosyal, dil, öz bakım becerilerini nasıl geliştirebileceğimizi, ayrıca istenmeyen davranışlar, tekrarlayıcı davranışları, seçici beslenmeleri, hiperaktiviteleri, öfkeleriyle nasıl baş edeceğimize dair somut, net örnekler verdik. Kitabı görsellerle zenginleştirdik. Bu görseller genel olarak başka ailelerin çocuklarıyla oynama biçimi, etkinliği oluşturma biçimidir. Bu kitaptaki önerileri daha uygulanabilir hale getiriyor. Onun dışında bu kitap tipik gelişen çocuklar, normal çocuklara da pandemide sosyal iletişimsel açıdan aksama gösterdikleri için uygulanabilir. Ebeveyn eğitim programları özellikle özel eğitim alan çocuklara hem özel eğitim hem bu programın ebeveyn tarafından uygulandığı zaman çok daha iyi sonuçlar elde edildiği bilimsel araştırmalarla son 10 yılda kanıtlanmıştır. Bu programlar ve bizim orada getirdiğimiz öneriler basitten karmaşığa doğrudur. Her evde, her aile, her sosyoekonomik düzeydeki insanın kolay uygulayabileceğidir. Bu kitaptan yararlanabileceğinizin ve çocuklarla sağlıklı bağlanma kurup bolca keyifli bir biçim oyun oynayarak çocuklarınızın geliştirilmesini diliyoruz. Merhabalar, biz bu kitapta çocuğunuzla sıcak bir ilişki ve oyun üzerinden ona bir şeyler öğretmenin önemini vurgulamak istedik. Çünkü oyun çocukların isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı gerçek yaşamın bir parçasıdır ve etkin bir öğrenme sürecidir. Bebeklikten itibaren anne-bebek ilişkisi oyunla başlar ve bu oyun sayesinde ebeveynlerle çocuk arasında bir bağlanma gerçekleşir. Çocukların hayatlarına bu şekilde girebilen ebeveynler çocuklarıyla hem daha etkili bir iletişim kurmuş olurlar hem daha kaliteli bir bakım sağlamış olurlar. Sürekli bir şekilde sıcak, samimi bir ilişki bağlamında ebeveynleriyle karşılıklı eğlenceli sosyal aktiviteler ki bunlara biz oyun diyoruz. Bu şekilde bir ilişki geliştiren çocukta güvenli bağlanmanın temelleri atılmış olur. Güvenli bağlanma da çocuğun ileride birçok beceriyi geliştirmesinin temelidir. Biz bu kitapta birçok ebeveyne ulaşmayı hedefledik ve umarım bu kitap hem ebeveynlere yol göstermede hem de çocukların gelişiminde faydalı olur. Merhabalar. Yıllardır aileler ve çocuklarıyla yapmış olduğumuz çalışmaları size sunabilme şansını elde ettiğimiz bu kitapta çocuklarınızla dünyaya uyumlanma ve sosyal iletişim arzusunu desteklemek için her bir ailenin uygulayabileceği aşamaları, kullanılabilecek materyalleri sevgili hocalarımıza yazmaya ve resimlerle daha net aktarmaya gayret ettik. Kitabımızda aradığınız pek çok başlığı, daha önce denenmiş olumlu sonuçları ispatlanmış ve pratikte uygulanabilecek şekilde görebileceksiniz. Bu kitabı profesyonellerle yapmış olduğunuz çalışmalara ek olarak evde uyguladığınızda çocuklarınızdaki değişimi gayet güzel bir şekilde göreceğinize inanıyoruz. Kitabımızda çeşitli bölümler bulunmaktadır. Pek çok aşamayla ilgili ailelerimizin sormuş olduğu sorular düşünülerek hazırlanmıştır. Bazı başlıkları size şu şekilde aktarabiliriz. Göz teması ve önemi, göz temasını artırmak için gerekli öneriler, işaret parmağının kullanımı, ortak dikkatin oluşturulması, karşılıklı etkileşimi artırmak için oyunlar, taklit etme, mış gibi ve sembolik oyun, dili anlamak, alıcı dil, ifade edici dil, günlük yaşamın içinde dili kullanma, tabii ki olmazsa olmazı deneyim aktarma,
tekrarlayıcı hareketler, stretchler için neler yapılabilir? Öz bakım becerilerini geliştirmek ve desteklemek için ne tür çalışmalar yapılabilir? Ve yine ailelerimizin çok sık dile getirmiş olduğu ve zorlandıkları konulardan biri öfke nöbetleri ve onları yönetebilme ve davranış yönetimi için destekler nasıl sağlanabilir? Duysal uyarımlar, çocuklarda seçici beslenme, uyku problemleri ve uyku sorunlarına baş edebilme, uyku hijyenini sağlayabilme ve günlük yaşamda sosyal iletişimsel sorunlarla nasıl baş edebilir ve yönlendirebiliriz? Yatma vakti için öneriler, bez değiştirme, market içi oyunlar ve bunun gibi birçok başlığımız kitabımızın içinde yer almaktadır. Kitabımızın kullanımı sırasında çok rahat bir şekilde ihtiyacınıza dönük aşamaları açarak oralardan yardım alarak çalışabilirsiniz. Bu kitapta yer alan çalışmaları yaptığınızda çocuğunuzun daha önce de belirttiğimiz gibi profesyonellerle yapılan çalışmaları ek olarak evde uyguladığınızda nasıl bir değişim göstereceğini göreceksiniz. Umarım çocuklarınızla bu çalışmaları yaparken en az bizim aldığımız keyif kadar keyif alırsınız. İyi çalışmalar ve iyi günler dileriz.